Muhterem dostlar, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, anne baba adayları, daha evlenmemiş gençler ama aday arıyorlar. Efendim hepimiz programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Erken çocukluk dönemini konuşuyorduk. Eğitim rehberi programında ailede eğitim, ailede din eğitimi nasıl olur? Bunların muhabbetini yaparken çok önemli bir noktaya geldik ki programımızın çocuğunuzla tanıştıralım veya çocuğumuzu tanıyor muyuz? Nesli yetiştireceğiz ama kimleri yetiştireceğiz? Nasıl yetiştireceğiz? Nasıl bir organizmayla muhatabız? Nasıl davranırsak nasıl sonuçlar alabiliriz? İşte bu konuları terennüm ederken, muhabbet ederken efendim 2-6 yaşa geldik. 2-6 yaş bebeklik sonrası erken çocukluk dönemi denilen bir yaş. Aslında çok önemli bir yaş. Artık Bebek 0-2 yaş arasında yavaş yavaş dünyaya haşır neşir oldu. Gıda alma açısından, oksijen alma açısından, fiziksel kontrolleri açısından şimdi stabil diyorlar. Normal, dengeli bir sürece gelmiş bulundu ve artık 2 yaşından sonra önemli bir meselesi başlayacak. Artık o adam olma mücadelesi, birey olma mücadelesini vermeye başlayacak ki bu çok önemli bir hadise. Diyecek ki benim kaşığım olsun, benim bardağım olsun, o benim bardağım olacak. Sofrada benim yerim olacak, yatak benim olacak, bu benim kitabım olacak. Evde kitapla uğraşıyorsa anne baba, o da kitaba dokunacak. Evde telefonla uğraşıyorsa anne baba, o zaman o telefon onun için çok önemli olacak. Şimdi düşünün, yemek sofrasında oturuyorsunuz. Çocuk sandalyesinde de çocuğunuz, bebeğiniz var. Onu hafif hafif sallarken bir yandan yemek yiyip muhabbet ediyorsunuz. Arada çocuğunuza da ya bir şey yedirmeye çalışıyor ya da birkaç söz söylüyor ya da güldürmeye çalışıyorsunuz zihlim. O sırada birdenbire telefon çalıyor ve her şeyle ilişki kesiliyor. Telefonla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Daha sonra biraz sonra bir tıt tıt mesaj geliyor. Mesaja bakıyorsunuz. Daha sonra bir mesaj daha. Birisine mesaj atmak zorundasınız. Bir bakıyorsunuz ki yaklaşık 45 dakikalık yemeğin 30 dakikası telefonla berabersiniz. O fotokopiyi çekti. Kopyaladı ve artık onun için telefon en önemli şey oldu. Çünkü babam, annem benimle ilgilenirken, sofradaki diğer kardeşlerimle ilgilenirken veya babamla ilgilenirken veya diğer insanlarla ilgilenirken birdenbire bir şey geldi ve o çok önemliydi ki bütün iletişimi kesti ve yalnız onunla aşırı neşir olmaya başladı. Çocuk iki yaşında belki söyleyemezken şunu diyecek. Demek ki bu çok önemli. Artık bağımsız davranma isteği olduğundan onun da bir telefon olmasını isteyecek. Onun da bir kaşığı, çatalı hayatı keşfedecek artık. 2 yaşından 6 yaşına kadar ciddi bir keşif dönemi var. Bu dönem çok önemli. Bundan sonraki hayatında bir anlamda çekirdek bir dönem bu dönem ki eğer bu dönemde gerçekten ilgi, alaka, yaklaşım fabrika ayarlarına göre olursa, fabrika ayarlarına göre olursa ona göre hareket edilecek. Geçen profesör bir hocamızın bir programına rast geldim. Çok güzel bir program. 3,5 saat falan sürdü program ki 3,5 saatini de böyle nasıl diyeyim yani üç buçuk saat bitmesin dediğimiz bilgi dolu bir programdı. İnsan nedir ile ilgili bir başlığın altında şu ifadeyi kullandı. Çok dikkatimi çekti sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan nedir? Karnı doyunca rahat durmayan tek varlıktır diye bir ifade kullandı böyle. Birazcık muzipçe, latife olarak yani teknik bir dil olarak değil de karnı doyduğu zaman rahat durmayan tek varlık. Yani karnı doyunca kenara çekilmiyor. Başkasına hayır. Bizatihi rahat durmuyor karnı doyunca. Çünkü insan sadece fiziksel, vücut olarak oluşmuş bir varlık değil. Sadece el, kol, göz, ayak vücuttan ibaret değil. İnsanın ruhu da var. İnsanın duyguları var. İnsanın vicdanı var. İnsanın bir yeni akademik dilde spiritual kısmı, ruhani, manevi bir yönü de var ve biz onu da mutlaka doyurmamız gerekiyor. İnsan karnı doyduğunda rahat durmayan tek varlık insanın değişik bir tanımı. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi bugün e, 2-6 yaşın e, önemli bir boyutuna değinmiş olacağız. Bugün e, bilgi ve dil gelişimi, asıl daha çok dil gelişimi, konuşma, lafız, ifade etme, 2-6 yaşta oturan çok önemli bir e, olgu, dil gelişimi ki ömür boyu o konuşma hadisesi ee, akademik başarı açısından olsun, hayattaki başarı açısından olsun çok önemli. Neden çok önemli? Şöyle bir örnek de verilebilir. Ee, Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'ı destek olarak istemesine bir bakalım. Neden istedi? Bir peygamber var, bir kavme gelmiş ki öyle peygamber ki Ulul Azm peygamber Firavun'a karşı masaya yumruğunu vuruyor, tepki gösteriyor. Ama diyor ki ya Rabbi hani benim sunumum açısından, benim telaffuzum açısından Musa Aleyhisselam'ın biraz telaffuzunda sorun olduğu rivayetleri var. Hani bana bir destekçi ver tarzında bir destekçi istediğinde Harun Aleyhisselam'ı Allah azze ve celle peygamber olarak görevlendiriyor. Neden? İletişimin daha sağlıklı yürümesi, güzel bir şekilde iletişime geçilebilmesi için. Demek ki o konuşma Konuşmanın takibi, gelişim döneminde yavrumuzun, çocuğumuzun, yeğenimizin, torunlarımızın gelişme döneminde nasıl konuştuğu, ne konuştuğu, konuşmasının gelişimi çok önemli. Çünkü hayatın her yönünde güzel bir sunum, güzel bir iletişim, güzel bir konuşma gerçekten önem arz ediyor. O zaman biz yavrularımızın yetişmesinde o 2-6 yaşta konuşmaya ciddi önem vermemiz lazım. Öncelikle 2-6 yaşı şöyle algılayalım ana fikir olarak soyut bir dönem değil. Soyut ifadeler algılanmıyor. Sevgi, saygı, ayıp, günah, sevap gibi ifadelere çocuk algılayamıyor bu dönemde. Bu dönem çok somut olduğu gibi elle tutulur bir şekilde bu kitap, bu ışık, bu masa gibi net e neye işaret ediliyorsa onu anlayacağı ve siz neyi söylüyorsanız net olarak onu algılayacağı bir dönem bu dönem. 2-6 yaş arası. Bu dönem çok önemli. Şu açıdan da önemli. Bu ifadeleri algılayamamasının çok önemli bir nedeni de var. Çünkü bu yaştaki çocuk da hayalle gerçek karışmış durumda. Yani bu çocuk 2 yaşında ya da 3 yaşında, 4 yaşında bir takım hayaller kuruyor ki sizin aklınıza, hayalinize gelmeyecek şeyler oluşturuyor. Ondan dolayı onlar bu hayal midir bu gerçek midir? Bazen kendi konuştuklarının bile hayal olduğunu düşünebiliyorlar. Veya bazen hayal dünyasında zannedip gerçekte olduklarını sonradan hissedebiliyorlar. O yüzden dil önemli bir, ikincisi somut dönem olduğunu unutmamamız lazım. Mecazlara dikkat etmek lazım. Zaten çok komedi şeyler çıkıyor bu yaş gruplarında. 2-6 yaş arasında böyle farklı mecazları anlayamayınca bizi çok güldüren değerlendirmeleri olabiliyor tabii ki. İşte bu dönemde bizim e, özellikle altını çizdiğimiz e, bir konu hayalle gerçeğin birbirine karışmış olması. Mesela bu hayalle gerçeğin birbirine karışmış olması konuşmada etkili, dil gelişiminde etkili. E, geri gelmişken geçemeyeceğim. Daha sonra tekrar belki de değinmiş olacağız ama mesela çok önemli bir nokta. 4 yaşındaki çocuğa e, işte bardak kırıldı. Anne bunu kim kırdı? İşte arkadaşım kırdı. ya Arkadaşı hiç gelmedi ki oraya. Hiç dokunmadı ki o bardağa. Alakası yok. O hayal dünyasında bardak kırıldı ve arkadaşım kırdı diyor. O kendi hayalinde yaşıyor. Hata nerede? Şimdi hata geliyor. Ve anne baba diyor ki yalan söylüyorsun. Hayır. 2-6 yaş arasında yalanı zikretmiyoruz. Yalan diye bir ifade kullanmıyoruz. Çünkü onlar yalanla gerçeği ayırt edebilecek durumda değil. Ayırt edebiliyorlarmış gibi gözükebiliyor. Ama bakın algıları farklı diyorum. Biz onların dünyasında değiliz ve onları algılama durumunda değiliz. Biz burada 3'ten 6 yaşa kadar yavaş yavaş bu bilinç artacak. Yani gerçekle hayali ayırt etme noktasındaki gelişimler söz konusu olacak. Ama biz 2-6 yaş arası yalan da söylese çok fazla kulak asmayacağız. Çok dert edinmeyeceğiz. Onun hayal dünyasından olduğunu düşünüp biz onu doğrusunu söyleyerek ve ona herhangi bir telkinde bulunmadan doğrusunu söyleyerek işimize devam edeceğiz veya düzeltmelerde yalan konusunda yapmamış olacağız. Yine bu yaş grubunda ben tekrar tekrar değineceğim önemli bir altı, altını çizeceğim bir nokta ki kurallarda tutarlılık yavaş yavaş 2'den 6'ya doğru giderken. Yani Soyut şeyler olacak, bazı şeyleri anlamayacak, ayıbı anlamayacak, sebebi anlamayacak, günahı anlamayacak. Belki arkadaşına zarar verecek, belki anaokulunda başka bir arkadaşının kafasına, e, gözüne kalem sokacak, kafasına başka bir şey atacak. Belki evde e, farklı hareketlerde bulunacak, kendisine zarar verecek hareketlerde de bulunabilir ki 2-6 yaş, özellikle 2-4 yaş ciddi anlamda takip edilmesi gereken bir dönem. Çünkü çocuk düştüğü zaman kendisine ne gibi zarar olacağını da e, daha kestiremiyor, daha hayatı yeni keşfediyor. Koltuğun üzerinden kendini atıyor aşağıya. Belki bir tarafı kırılacak, belki çok zarar görecek, çok acıyacak ama bunu fark fark edemediği için kesinlikle 2-4, 2-5 yaş arasında ciddi bir takibe ihtiyaç var ki e, o e, emin bir şekilde yetiştirmiş olalım, emin bir ortamda yetiştirmiş olalım e, yavrumuzu inşallah. Burada e, dilin doğru gelişmesi için önemli bir ifade kullandım. Tutarlı davranış, tutarlı davranış. Tutarlı davranış derken neyi kastediyorum? Annenin bir kuralı koyup babanın çiğnemesi. Ya da babanın bir kuralı koyup annenin çiğnemesi. Evet bu böyle olacak diyor baba bir gün önce. Çocuk ha bu önemli diyor. Evet bu böyle olacak diyor. Ve baba o hareketi de yapınca tamam onun öyle olduğunu düşünüyor. Bir gün sonra anne başka bir şey yapıyor. Bir gün sonra baba da başka bir şey yapıyor. Yani bir kendi içinde tutarlılık olması lazım ebeveynde. Yani baba bir şey derken bir gün sonra baba yanlış yapmaması lazım. Bir kendi içinde tutarlılık olması lazım. Bu da ne yaptığınızı bilmekle alakalı bir süreç. İkincisi de anne baba arasında tutarlılık çok önemli dil gelişimi için. Çocuk anlayamıyor. Bir şöyle diyorlar, bir böyle diyorlar, bir böyle yapıyorlar, bir böyle yapıyorlar. Acaba hangisi doğru? İkilemlerde kalması çocuğun dil gelişiminde farklı sıkıntılara maalesef yol açabiliyor. Burada eşlere gerçekten çok bir büyük bir iş düşüyor. Yani birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Babalar, anneler birbirimizi idare edeceğiz. Burada e, önemli olan e, idare etmek derken şundan bahsediyorum. Hani çocuğa müdahale ettik, yanlış bir şey yaptı 5 yaşında, 4 yaşında. Gerçekten yanlış bir şey yaptı ve bizi kızdırdı, çok kızdırdı. En çok morali olan, en, en az yorgun olan kişi müdahale etse güzel olur. Anne çok sinirliyse baba, baba çok sinirliyse anne müdahale edecek. Çünkü bu yaş grubu öfkelenme, bağırma, çağırma, yaşlama grubu değil. Yani 2-6 yaş algılayamadığı bile kuralları koyacağız, dik duracağız, halimizde hayır, hayır, bak böyle olmalı diyeceğiz. Bu şöyle şöyle olmalı diyeceğiz. Halimizle daha çok örnek olacağız. Burada eşler, enerjik olan eş devreye girecek. İfade bu enerjik eş. Bu da değişik bir ifade oldu ama yani kim daha enerjikse, kim daha dinlenikse... O devreye girecek. Burada anlayış çok önemli. Bazen babalar akşam yorgun oluyor ama hani yavrumuz için bir gayret daha. Bazen anneler işte sinirli oluyor, bir şeylere kırılmış oluyorlar ama yavrumuzu yetiştirirken, çocuğumuzu yetiştirirken birbirimizi idare edelim ne olur. Birbirimizi idare edelim inşallah. Burada bu dönemde yavaş yavaş 2-6 yaşta dil gelişimindeyiz aslında ama dil gelişimini etkileyen noktalara da dokunmuş oluyorum. Cinsiyet de burada önemli bir hadise oluyor. Kendi hem cinsine yavaş yavaş yaklaşıyor çocuk 2 yaşından itibaren. Kendisi erkekse babaya, kendisi kız çocuğuysa anneye yaklaşıyor ve anne babayı örnek almaya başlıyor. Burada gerek konuşurken, gerek halimizle, gerek kıyafetleriyle çocukları kesinlikle kendi cinsiyetlerine göre şekillendirmek çok önemli. Oyuncaklarıyla iletişime girdiği şekliyle kesinlikle erkeğe işte erkeğin oyuncakları, erkeğin kıyafeti, kızlara, kızların kıyafeti, kızların oyuncakları kültürümüze göre şekillendirmemiz gerekiyor. Davranışlarda da yine aynı şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bu yaşta açıkçası dil gelişiminde çok önemli bir olgu daha var ki çok bilgi vermekten ziyade ee, güvenli ve huzurlu aile ortamı sağlamak çok önemli. Yani ben çocuğuma çok bilgi vereyim. Şu hatasını hemen düzelteyim. Neden yanlış telaffuz etme et, 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 neden ya telaffuzu yanlış yaptı? Neden bu yanlışı yaptı? Hayır, benim çocuğum yanlış telaffuz etmemeli. Hemen düzeltmeliyim. Veya hemen yanlışını düzeltmeliyim. Veya ailede bir yanlış varsa hemen müdahale etmeliyim. Öfkelenmeliyim, kızmalıyım noktasında olmayacağız. İyi bir aile iklimi dil gelişimi için çok önemli. Güvenli ve huzurlu aile. Ailenin iklimi bahar iklimi olacak. Şiddetli kış iklimleri çocuklara mümkün mertebe bu zamanlarda özellikle 2-6 yaş arasında yansıtılmayacak inşallah. Çok önemli. Anne babanın uygun davranışlarını çocuk oturtmuş oluyor. Anne babanın uygun davranışlarını çocuk oturtmuş oluyor. Birbirinize nasıl davranıyorsanız o da size zamanla öyle davranmaya başlıyor. Önemli bir nokta daha 2-6 yaş arasında e, hayal dünyasında dil gelişimi için çok önemli bir e, olgu var. Bu önemli olgu oyun. Çok önemli. Çünkü onların dünyası oyun. Yemeği oyun, suyu oyun, ihtiyaçları oyun. Her şey oyun. İşte bundan dolayı bu oyunlara kesinlikle müdahale etmemek çok önemli. Bu oyunlara müdahale etmemek çok önemli. Biz de onlarla beraber oynamak zorundayız. Ben daha önceki programlarımda da sık sık zikretmiştim. Baba kesinlikle bir saat evde her gün evladıyla beraber vakit geçirmek durumunda. Bunu kabullenelim. Bir saat öyle ya da böyle. Beraber güreş mi yaparsınız? Veya kız çocuğu ise gezer misiniz? Beraber faydalı bir şey mi izlersiniz? Bir şey mi dinlersiniz? İbadet mi edersiniz? Sokaktaki esnafın ne sattığını mı anlatırsınız? Beraber bir garibana, fakire bir hediye alıp kapısına asıp o görmeden oradan ayrılıp çocuğa yardımcı olma, vefa duygusu gibi duygularımı aşılarsınız. Ama mutlaka bir programlama dahilinde bu akşam bizim işte komşuya gitme saatimiz, Gün. Bu akşam seninle beraber e, nedir? Bir bulmaca çözeceğiz. Ya da bir oyun oynayacağız. Beraber bir tiyatro düzenlemesi yapacağız. Burada babalara büyük iş düşüyor. Evlatlarımıza vakit ayırmak zorundayız. Bakınız kim ortak paydayı oluşturabilirse arkadaşıyla arkadaşlığı devam ediyor. Siz evlatlarınızı yarın öbür gün elinizden uçmayıp size itaatkar olmasını istiyorsanız size bağlı olmasını, size ait olmasını istiyorsanız, bakınız onların dünyasında güzel binalar inşa etmelisiniz. Bu binaları da ortak vakit geçirerek inşa edebilirsiniz. Onlardan uzak, konuşmadan, beraber ortak derdiniz olmadan maalesef onlara bir şey anlatamaz. Yavaş yavaş elinizden sabun köpüğü gibi kaydığını görürsünüz evlatlarınızın. Aman dikkat! Çocuğun oyun dünyasına mutlaka girip oyun dünyasındaki davranışlarını mutlaka ne yapacağız? Tespit edeceğiz. Oyunla müdahale etmeyeceğiz. Oyun dünyasında biz de olacağız. Ama orada mantıksız olan, sizin mantığınıza uymayan, oğlum ya bu araba denizde gider mi? Ya bu uçak yüzmez. Bu işte fil uçmaz. Bu arılar e, köpek gibi olmaz. Bu maymunlar şunu yapma. Ya o onun dünyası. Siz onun oyun dünyasına ve oyun kurallarına mümkün mertebe müdahale edip yönetme refleksinizde olmayın. Siz orada yönetici olmayacaksınız. Siz orada idareci olmayacaksınız. Yöneteceksiniz ama o yönetici olacak rolü ona vereceksiniz ve siz seyredeceksiniz. O sizi nasıl yönlendiriyorsa oyun dünyasında onunla beraber öyle hemhal olup Orada ara sıra sorularla mesaj vermiş olacağız. Ama çocuk ciddi anlamda üretiyorsa, çok saçmalıyorsa, hayaller çok farklıysa bu bir yetenek. Hiç üzülmeyin. Bu gerçek bir yetenek. Çocuğunuz yetenekli demektir. Sakın müdahale etmeyin. Ancak onu destekleyin sevgili anne babalar, büyükler, dostlar. Oyun tekrar söylüyorum. Çocuğun kesinlikle ekmek gibi, su gibi ihtiyacıdır. Çocuk oyunla büyür. Oyun onun hayatıdır. O yüzden oyun noktasında çocukların oyunlarının içinde olmamız ve mutlaka onlara teknik anlamda müdahale etmeden onların oyunlarında, onların istediği rolde bulunmamız çok önemli. Çünkü biz oradaki küçük küçük verdiğimiz mesajlarla çocuğumuzu tanımış, çocuğumuzun ilgisini, bilgisini, kapasitesini veya bir takım eksikliklerini görmüş, gözlemlemiş olacağız. Yani aslında çocuğunuzla oyun oynamak sizin için çok büyük bir fırsat. Aynı zamanda içinde birazcık çocukluk kalan içinde hatıralar açısından gerçekten güzel bir fırsat. Ben çocuklarımızla beraber güzel vakit geçirmenizi, güzel oyunlar oynamanızı ve onlarla beraber geçireceğiniz vaktin boşa geçmiş vakit değil, gerçekten dünyanın en önemli en nitelikli zamanlarınız olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve